korkunç bir depremle, korkunç bir felaketle Türkiye karşı karşıya ve bundan mutlaka çok büyük dersler çıkartılacaktır. Şimdi esas mesele acıları sarma meselesidir. Şimdilik onlara bakacağız, daha sonra düşüneceğiz. Büyükçekmece'de 1999 depreminden sonra belediye başkanlığım devam ettiği için planlar üzerinde hemen Afet İşleri Daire Başkanlığı ile Ankara ve buradaki teknik ve bilimsel çalışma yapacak arkadaşlarımızla masaya oturduk, planlarımızı değiştirdik. Olması gerekeni yaptık, ondan sonra da binaları yıkmaya başladık. Bugüne kadar 35 bin konutu yeniledik Büyükçekmece'de sıvılaşmanın olabileceği ve depremde yıkılması %100'e yakın binalardan 35 binden fazla konut yenilendi. 99 depremi bize çok şeyleri hatırlattı ve 2004 yönetmeliği çıkasıya kadar, 2004 yönetmeliğinden önce 99'dan 2000'den geriye giderek yapılmış binaların tamamını inceledik. İncelemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece'de elimizde 2300 civarında, 2200 civarında yıkılması gereken bina kaldı. Şimdi bu depremden sonra aldığımız karar şu, bu çok önemli. Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz. Kanunun bize vermiş olduğu yetkiye istinaden. Eski yönetmeliğe göre yapılmış 1970'te, 80'de, 90'da bu yapılmış olan binaları, eski yönetmeliğe, eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binaları eskiden başlayarak 2004'e kadar olan ne kadar bina varsa hepsini yıkıyoruz. Vatandaşın bize müracaat için biz karotlarını aldıralım, yıkalım meselesine asla girmeyeceğiz. Karotları resen alacağız. Bu kalan 2400-2300 civarındaki binanın karotlarını alacağız. Resen yıkacağız. Biz Büyükçekmece olarak yıkmaya devam ediyoruz. İnşallah 2-2,5 yıl içerisinde Büyükçekmece'de bütünüyle depremde 7,5 büyüklüğündeki 8 büyüklükteki depremde yıkılacak bina kalmayacak.